Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyenlerimiz, bir Trakya Türk TV programına hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu her türlü gam ve kederden, ağır borç altında kalmaktan ve tembellikten muhafaza eylesin. Değerli izleyenlerimiz, malumunuz olduğu üzere her gün bir ödevle karşınıza çıkıyorduk. Bugün çağımızda en güçlü şey bilgi edinmektir, bilgidir. Dolayısıyla bugünkü ödevimiz hep beraber yeni bir bilgi öğrenme olacak. Bu vesileyle bilgi öğrenmeye, okumaya her türlü fedakarlığı göstererek gayret etmek her birimizin ana hedefi olmalıdır. Değerli izleyenlerimiz, bugün yine bir konuğumuzla siz değerli izleyenlerimizin karşısındayız. Bugünkü konuğumuz Tekirdağ Çerkezköy ilçe vaizimiz Yusuf Akgül hocamız, Yusuf Demirgül hocamızı bugün konuk ediyoruz. Değerli hocam, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah razı olsun hocam, teşekkür ederiz. Değerli hocam, nasılsınız, iyi misiniz? Elhamdülillah, Allah razı olsun. Allah iyilik versin değerli hocam. Cümlemize inşallah. Değerli hocam, bugün sizlere ilk önce şu soruyu sormak istiyorum ve o şekilde başlamak istiyorum sohbetimize. Takva nedir? Bir de takvayı tanımlar mısınız? Ne anlamalıyız takvadan? Allah razı olsun hocam. Öncelikle bütün kardeşlerimizin Ramazan-ı Şerif'ini tebrik ediyoruz. Ramazan ayı hakkımızda hayırlara inşallah vesile olsun. Takva, Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'de Kur'an'ın Allah kelamı olduğunda şüphe olmadığını beyan ettikten sonra insanların Kur'an'ın nurundan, feyzinden faydalanabilmesinin şartı olarak koştuğu hüden lil müttakîn, bu Kur'an ancak müttakilere fayda verir diyerek ifade ettiği bizim bütün hayatımızı aslında kapsayan bir kavramdır. Bakınız, bugün dünyada en büyük harcama savunmaya gidiyor. NATO diye bir şey var. En büyük harcama silah harcaması. İnsanlar kendisini korumak istiyor. Ama Cenab-ı Hakk'ın insanı yarattığı ve ahirette de ebedi bir hayatın olduğunu bildiğimiz anda biz dünya hayatımızla beraber ahiret hayatımızı da korumamız gerektiği bilincine sahip oluyoruz. Demek ki insan kendisini korumalı, annesini babasını korumalı, evladını korumalı. Korumak için de nasıl korunacağını gösteren Kur'an-ı Kerim'den feyiz almalıdır. Takva dediğimiz şey, insanın cehennem azabında ahirette, dünyada da huzursuzluk veren her şeyden kendini muhafaza etmesidir. Peki değerli hocam, teşekkür ediyorum, takvayı çok güzel tarif ettiniz. Kur'an-ı Kerim'in genel muhtevasına baktığımız zaman hep beraber Allah'a Celle Celaluhu'na saygıda kusur etmememiz gerekir. Allah Celle Celaluhu insana, anne ve babasına tavsiye eder mi? Bu noktada neler söylemek istersiniz? Yani tabii ki insan, ilk insan Adem Aleyhisselam. Adem Aleyhisselam'la beraber Cenab-ı Hak Havva validemizi yarattı. Bunlara evlatlar verdi. İnsan dünyada mutlu olması için bir aile içerisinde olması gerekiyor. Düşünün ki öksüz bir çocuk hayatı boyunca içinde annesizliğin acısını taşır. Veyahut da bir yetim çocuk babasızlığın acısını taşır. Düşünün ki bir anne baba evladını genç yaşında kaybetmiş. Bu da evladının acısını taşır. Peki annen var, baban var. Allah sana evlat vermiş. O evlatları sağlıklı bir şekilde kucağına vermiş. Bunları muhafaza etmek konusunda Allah bize tavsiyede bulunmaz mı? Cenab-ı Hak her evladı anne babasına emanet etmiş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de evlat terbiyesi üzerinde çok durmuştur.
Hatta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin anne babalara tavsiye ettiği en önemli şeylerden birisi de 7 yaşında diyor çocuğunuzu namaza alıştır. Evet. Yani 15 yaşına, 20 yaşına gelmiş bir insan nasıl idman yapmadan bir sporcu kalkıp da sahada performans gösteremezse, namaz hususunda, namaz sureleri hususunda belli bir idmanı olmayan çocuk da 18-20 yaşına geldiği zaman dini ibadetler konusunda başarılı olamaz. Düşünün ki bir çocuğu üniversite sınavına hazırlamak için yüzlerce deneme sınavından geçiriyoruz. Para harcıyoruz. Peki hayata çilesiz, ondan sonra iradesiz, Cenab-ı Hakk'a kulluk yolunda denemeler yapmadan 18 yaşında hadi Allah'a kulluk et dendiği zaman o genç nasıl bir anda Allah'a ibadete yönelebilir? Onun için anne babanın çocuk üzerinde bir sorumluluğu var. Aynı şekilde evlatların da anne babaları üzerinde bir sorumluluğu var. Nedir evladın sorumluluğu? Anne babasına itaat etmek. Anne babasını üzmemek. Hatta Bakara suresinde olacak hatırladığım kadarıyla Cenab-ı Hak buyuruyor ki وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْفٍ. Anne babana öf bile deme. İmam-ı Şafii Hazretlerine sormuşlar sevgili hocam. İnsan anne babasıyla tartışabilir mi diye. Hayır demiş, onun çizmesiyle bile tartışamaz. Peki bu dünyada insan bir aile olarak var oluyorsa aile olarak da mutlu olmak zorunda. O zaman evladın anneye, anne babanın da evlada görevleri var. Kur'an-ı Kerim'de yani Lokman suresinde bilhassa Cenab-ı Hak buyuruyor ki وَوَسَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ. Biz insana anne babasını tavsiye ettik. Değişik yani. Bir tanım değil mi değerli tabii hocam? Tabii ki. Anne normalde, babasını tavsiye ettik. Normalde babaya, anne babaya emanet, anne babaya evladı emanet edersin. Çocuğunu korur, kollar bir anne. Hayvanlarda da vardır. Yani yavrusunu elbette korumak için bakıyorsun, bir tavuk kendisini aracın altına atıyor. Bir hayvan kendisinden kat be kat yüksek veyahut da güçlü hayvanlarla mücadele ediyor. Anneler de öyle. Trafikte görüyoruz, çocuğu arabanın altına kaçarken kadın kendisini atıyor, çocuğunu kurtarıyor. Veyahut da baba saatlerce fabrikada çalışıyor, şurada burada çocuğunun bir eğitimini, şununu bununu bir iki yakasını bir araya getireyim her diye. Her türlü fedakarlığı gösteriyor tabii anne baba. Ama çocuk büyüdüğü zaman veyahut da gençlik zamanında da anne babanın huzuru da evlada emanet. Ayet-i Kerime'nin devamında Cenab-ı Hak buyuruyor ki parantez açmış. Yani Lokman Aleyhisselam'ın evladına tavsiyelerini burada beyan ediyor. Orada Cenab-ı Hak parantez açıyor diyor ki biz anne babaya hürmet noktasında insana anne babasını tavsiye ediyoruz. O anne baba ki bilhassa anne evladını zorlukla karnında taşıdı. Onu sütten kesmesi de 2 sene sürdü. Şimdi bir adam bir iyilik yapıyor birisine de bunu diyor asla unutamam diyor. Halbuki senin annen seni doğururken ne çekti? Emzirirken ne çekti? Baban seni bir yere getirinceye kadar değil mi? 20 yaşına gelinceye kadar neler çekti? Bir günde dönüp demiyorsun ki baba çok çile çektin Allah razı olsun. Ya anacığım senin hakkın ödenmez. Ayağının altını öpeyim. Hatta, yani evlat bunu demesi lazım. Hatta değerli hocam 20 yaşına kadar değil belki 30, 40, 50 daha yüksek yaşlara kadar anne ve baba evlatlarını korur, gözetir, bağrına basar. Tabii. Kıllarına bir zarar geldiği zaman en çok onlar üzülür. Buyur tabii değerli hocam. Bir yaşlı teyzeye soruyorlar da hocam. Diyor ki nasılsın diyorlar. Çocuklarım hepsi sağlıklı. Elhamdülillah iyiyim diyor. Yani mutluluğun sebebini çocuklarının sıhhatinde arıyor. Başka bir şey aramıyor dünyada. O yüzden bir insan dünyada mutlu olmak istiyorsa anne babasını mutlu edecek. Anne baba mutlu olmak istiyorsa kendisini mutlu edecek bir evlat yetiştirecek. Peki biz bunu yeni evlenmişiz. Hayatı daha tanımıyoruz. Neye dikkat ederek bunu yapmalıyız? Çünkü dünyada mutluluğun reçetesi Kur'an'dır. Kur'an'ı bize anlatan
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Binaenaleyh Ramazan-ı Şerif'te Müslümanlar Kur'an'a göre evlat terbiyesi üzerinde dikkatle durmalıdır. Evet. Bakınız Lokman aleyhisselam tavsiyeleri var burada. Cenab-ı Hak bize bunu aktarmış. Lokman aleyhisselam Beni İsrail'den peygamber mi olduğu yoksa bir Allah dostu mu olduğu Kur'an'da beyan edilmemiş. Peygamber diyenler var, Allah dostu diyenler var. Kendisine Cenab-ı Hak yine ayette ifade ediyor ki biz ona hikmet verdik ki Allah'a şükretsin. Bir insanın hikmetli, aklı başında olması Allah'a şükretmesiyle, anne babasına itaat etmesiyle mümkün. Peki değerli hocam, Lokman Aleyhisselam'ın tavsiyelerini açıklama imkanımız var mı acaba Kur'an-ı Kerim bağlamında? Tabii Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak tek tek bize ifade etmişler. Evet. Peki onları maddeler halinde sıralama imkanımız varsa hem seyircilerimiz daha iyi kavrayabilirler, daha iyi özümseyebilirler. Hocam, bereket olsun. Biz Kur'an-ı Kerim'den ayet-i kerimelerin lafzıyla ifade edelim. Tabii. Cenab-ı Hak anne babayı tavsiye ettikten sonra olur ya insanın anne babası hayırsız çıkabilir. Namaz kılma der, içki iç der, ondan sonra çıkar başka şeyler söyler. Cenab-ı Hak buyuruyor ki وَاِنْ جَاهَدَيْكَ عَلَىٰ اَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ Senin bilgin olmadan, yani Allah'ın emretmediği veya yasaklamadığı noktalar değil de Allah'a isyan noktasında annen baban sana bir şeyi emrederse, tavsiyede bulunursa. Evet. Ya zorlayabilir. Zorlayabilirse evet. Öyle anneler var ki çocuğu örtünmek istiyor. Diyor ki o senin örtünü yırtar alırım diyor. Yapamazsın diyor. Peki bu kız anne babasına düşman mı olacak? Veyahut da oğluna namaz kılma diyen bir anne babaya evlat düşman mı olacak? Elbette ki olmayacak. Ayet bunu bir ifade ediyor. Buyuruyor ki Cenab-ı Hak bana isyan noktasında diyor annene babana itaat etme. Ama diyor onlara ve sahibuhuma fit dünya marufa. O konuda itaat etme ama onu yaptılar diye de onlara düşman olma. Diğer konularda güzelce onlarla iyi geçin. Her türlü şekilde onlarla olan münasebetlerine, ilişkilerine devam et. Tabii. Değil mi? Bunu anlamadınız değerli hocam. Tövbe edenlerin, Allah'a yönelenlerin yolunu seç. Şimdi biz kötü yolda giden bir insanın asla tövbe etmeyeceğini bazen zannediyoruz. Geçen bir videoda seyrettim. Bir kişi anlatıyor diyor ki ben diyor her gün içki içen bir adamdım. İçkiyi de mezara kadar içeceğim diyordum. Çünkü akşam içmediğim zaman diyor rahat olamıyordum. Bedenim karıncalanıyordu, rahat olamıyordum. Sonra bu adamın oğlu şehit olmuş. Şehit olunca zaman içerisinde duygularında bir değişme olmuş. Bir gün diyor dolapta da viski de var. Yarım kalmış. Diyor ki bir hadise oldu diyor. Omzuma bir el dokundu. Baktım kimseyi göremedim diyor. Ama diyor içkiden nefret hisleri bende uyandı. İçkinin hepsini bıraktım. Kur'an öğrendim. Namaza başlandım. Bu sene dedim hacca gideceğim. Dediler ki ya sen yazılıyorsun hacca da 8-10 senede çıkıyor. Nasıl gideceksin? Yo ben gideceğim dedim diyor. O sene şehitlere devletimiz imkan bir kerelik vermiş. İmkan vermiş. Hacca da gitmiş. Diyor ki oğlum şehit oldu beni kurtardı diyor. Şimdi ben mezara kadar bunu götüreceğim diyen adamın kalbi Allah'ın elinde. Bir iyiliği var ki Allah onu çevirmiş. Peygamberimize sahabeler cahiliye döneminde yaşadıkları için gelmişler sormuşlar bir gün ya Resulallah demişler bizim cahiliye yani küfür zamanlarımızda yaptığımız ibadetlerimiz ne olacak ya. Yani biz de o zaman iyilik yapmıştık sadaka vermiştik bir garibin elinden tutmuştuk peygamberimiz onlara buyurmuş ki peki demiş size iman nasıl nasip oldu zannediyorsunuz ya. O yaptığınız iyilikler sizin imanınıza sebep oldu. O bile önemli, değerli. Tabii ki, tabii ki. Değerli hocam, malumunuz Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da anne ve babaya karşı hürmet gösterme,
onlarla ilişkimizi devam ettirme, ilişkimizi kesmeme noktasında uyarıları var. Değil mi değerli hocam? Mesela benim aklıma gelen Aleyhisselatü Vesselam'ın anne ve babasının yaşlılığına yetişip de onların duasını almayan kişinin burnu yerde sürtülsün diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Peki bu bağlamda yine Lokman Aleyhisselam'ın oğluna olan tavsiyeleriyle ilgili hocam, daha Kur'an-ı Kerim'imiz ne buyuruyor? Lokman Aleyhisselam evladına ilk tavsiyesi, oğlum la tüşrik billah. Sakın ha, Allah'a şirk koşma. Allah'ı sevdiğin kadar hiç kimseyi sevme. Anne baba, evlat dahi Allah'ın hatırının üzerinde değildir. Evet. Konu bu. Allah'a asla şirk koşma. Ve la tüşrik billah. Çünkü diyor şirk çok büyük bir zulümdür. Sen diyor Lokman Aleyhisselam evladına hardal tanesi kadar bir şey işlersen, o isterse bir taşın içinde olsun, isterse göklerde olsun, isterse yerin altında olsun, Allah onu bir gün getirir senin önüne koyar. Hani Zilzal suresinde de vardır. Zerre miktarı ne işlersen onu hayırdan görürsün. Zerre miktarı ne işlersen şerden onu da görürsün. Birinci şey, sakın şirk yapma. Zerre kadar da şirk olursa o gelir seni bulur. O gelir seni bulur. İkinci olarak diyor ki Lokman Aleyhisselam evladına, namazını kıl. Ekimis sala. Allah'a inandıktan sonra, bütün batılları terk ettikten sonra, Cenab-ı Hakk'ın başka yerlerde ifadesi var. İman ettim deyince sizi bırakmayacağım. İmanınızda sadık mısınız? Bunu deneyeceğim diyor Cenab-ı Hak. O zaman namazı kılacaksın. 5 vakit namazını eksiksiz kılmaya gayret edeceksin. Peki kıldın, komşunda bir eksiklik gördün, arkadaşında bir eksiklik gördün, yolda bir yanlış gördün, ne yapacaksın? Diyor ki, ve'mur bil ma'ruf. İyiyi, güzeli teşvik et, emret. Venhe anil münker. Çirkini, kötüyü, hoş olmayanı, insanlara zarar vereni de yasakla. Bunları da yaparken tabii tatlı dille, güler yüzle, insanları bıktırmadan, usanmadan ve üzmeden yapmaya da gayret etmemiz lazım. Tıpkı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam gibi. Peygamberimizin en önemli huyu hilim sıfatıydı. Evet. Yani Hazreti Enes radıyallahu anh buyuruyor ki, ben Peygamberimiz Medine'ye geldiği andan itibaren ona hizmet ettim. 10 sene kadar hizmet etmiş. O 10 senenin içerisinde bana hiç kızmadı diyor. Yapmadığım bir şeyden dolayı bana bağırmadı. Şimdi biz evlattan bahsettik. Anne baba evladına bağırmayacak. Anne babaya da evlat bağırmayacak. Kızmayacak, tavır yapmayacak. Hakkı da İyiliği emrederken, kötülüğü nehyederken bir üslubu olacak. Resulullah'ın üslubu olacak. Lokman Aleyhisselam'ın buradaki ifadesi de ya büneyyedir. Yani ne demek? Oğulcuğum. Canım benim. Bir tane yavrucuğum. Sırtını sıvadın, namaza kaldırıyorsun. Bir alnından öpeceksin, öyle kaldıracaksın. Hatta değerli hocam, sözünüzü burada balla kestim. Ben birisinden şunu duydum. Evet. 28, 29, 30 yaşlarında bir delikanlı. Evet. Bir gün bana dedi ki, hocam babamla telefonda konuşurken bana oğlum dedi. Ve ben dedi, o zamana kadar babamın ağzından bana karşı oğlum dediğini duymadım. Ve bana telefonda oğlum deyince bir şaşırdım. Acaba bu oğlum nasıl bir kelime diye böyle hayretlerini dile getirmişti bu kardeşimiz. Onun için burada tavsiye de etmek lazım anne ve babalara, çocuklarına oğlum, kızım, evladım, yavrum diye hitap etmesi çok güzel bir davranış olur. Buyur değerli hocam. Hocam şimdi siz öyle söyleyince aklıma geldi. Yılanı deliğinden çıkaran tek şey tatlı değildir. Evet. Dünyayı sevgi kurtaracak. Sevginin olmadığı yerde saygı olmaz. Sevgi varsa sen onu bağrına basarsın, gönlünü okşarsın, bir alnından öpersin, kucaklarsın. Yani yılan deliğine kaçtığı zaman onu sen çıkaramazsın. Çıkması da mümkün değil, korkuyor. Onu ancak tatlı dille, burada bir mecaz var. Senin oğlunun nefsini sen terbiye etmek istiyorsan, senin sözünü dinlemek istiyorsan,
sen ona tatlı dil göstereceksin. Ayet-i kerimenin devamı da buraya geldi. Cenab-ı Hak buyuruyor ki vesbir ala ma asalak. Sen iyiliği emrederken bu evladın olabilir. Bu anne baban olabilir. Bu komşun arkadaşın olabilir. Buna bu yolda senin başına gelen musibetlere de diyor sabret. Birisi sana karışma diyebilir. Birisi sen kendi işine bak diyebilir. Ya sen ne karışıyorsun diyebilir. Sabret. Ona da kızma. Çünkü gafildir. O an gaflettedir, bilmiyordur. Sana ters hareket ediyordu ama sen biliyorsun. Düşün ki bir bebeğin var, ağlıyor. Ağladı diye buna vuramazsın ki. Bilmiyor ki ne olduğunu. Sen ona bir şeker vereceksin. Hoplatacaksın, zıplatacaksın, ağlatmayacaksın. Bu gafil adam da bebek gibidir yani. Tabii bu noktada değerli hocam, anne ve babalara da şunu tavsiye etmek lazım mutlaka. Çocukları kendi arzu isteklerine göre bir yolda istikamette olmayabilirler. Tabii. Ama onlar kendi arzularına göre gitmiyorlar diye onlara beddua etmeyecekler değil mi değerli hocam? Asla. Hep dua etmeleri lazım. Asla, hiçbir şekilde onlara bela okumamaları lazım. Çünkü çocuğun başına bir sıkıntı, bir musibet gelirse o sıkıntıyı anne ve baba daha çok yaşayacak. Tabii ki. Yani anne baba evladının başına bir şey geldiği zaman nasıl uyku uyuyabilir ki? Kızgınlık zamanında bile asla. Çünkü anne babanın duası makbuldür. Evladına yaptığı dua da aslında kendisine zarar. Hucurat suresi aklıma geldi. Siz onu söyleyince وَلَا تَلْمِزُوا اَنْفُسَكُمْ buyuruyor Cenab-ı Hak. Evet. Diyor ki kendi kendinizi kötülemeyin. Yani halbuki orada insanların kendi nefsinden bahsetmiyor. İnsanların birbirine lakap takmamasından bahsediyor. Kardeş dediğin şey aynı zamanda senin kendi nefsindir. Kardeşinde gördüğün, sen aynaya bakıyorsun da orada kendini görüyorsun. Evladına baktığın zaman diyeceksin ki bu benim eserim. Bu benim imtihanım. Peygamberimiz yine Hazreti Ali Efendimiz'e buyurmuş ki ya Ali radıyallahu anh, senin elinle Allah'ın yolundan kaçan bir kulun Allah'ın yoluna dönmesi kızıl develere sahip olmandan daha iyidir senin için. Veyahut da güneşin üzerine doğup battığı her şeyden daha iyidir. Sen Müslüman hayatını yaşayan bir kız, erkek büyütebiliyorsan zaten öp başına koy. Ama olmadı. Allah sana bir imtihan verdi. Sabret, dua et, sabret, dua et. Değerli hocam, yine Lokman suresinde Lokman Aleyhisselam'ın oğluna olan tavsiyelerine ekleme yapma durumu söz konusu olursa buyurun değerli hocam. Buyurun. Hani ve la tusair hatta nas. Oraya geçmeden önce hocam inne zalike min azmil umur. Yani Cenab-ı Hak bunun önemini beyan etmek için buyuruyor ki senin bu namaz kılman, şirki terk etmen, iyiliği emretmen, kötülükten yasaklaman bu çok büyük bir iştir. Dünyada yapılması gereken en önemli iştir. Emri bil maruf. Tabii mesela bir adam diyor ki çocuğum doktor olsun. Güzel olabilir. Ama iyi bir insan olması daha öncelikli gelir. Oğlum mühendis olsun. Mühendis ama iyi bir insan olsun. Bu dünyadaki en önemli iştir. Her anne babanın da birinci vazifesidir. Peki bu emri bil maruf nehyi anil münker yaparken nasıl tesirli olabilirsin? İnsanlara nasıl faydalı olabilirsin? Kibirli olursan olmaz. Sırça köşklerden olmaz. Sen muhatabının seviyesine ineceksin. Onun için evladına diyor ki sen iyi bir insan olacaksın. İyilerin sayısını artıracaksın. Onun için dikkat etmen gereken noktalar var. Nedir onlar? Buyuruyor ki ayet-i kerimede Lokman Aleyhisselam'dan hikaye ediyor Cenab-ı Hak. وَلَا تُسَعِّرْ حَتَّكَ لِلنَّاسِ İnsanlara diyor böyle ağzını yüzünü şişirip de yönünü ters tarafa dönüverme. Onlara muhatap almamazlık etme. وَلَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحَا Yeryüzünde de sert adımlarla, kibirli bir yürüyüşle yürüme. Yani insanların seviyesine in, insanların senden hayırlı olabileceğinin idrakine var. Çünkü Hucurat suresinde yine bağlantı kurabiliriz. Orada diyor ki Cenab-ı Hak bir kadın başka bir kadınla alay etmesin. Bir topluluk başka bir topluluğu
alay etmek üzere söz konusu etmesin. Olabilir ki Allah'ın yanında o kimseler, alay edilen kimseler alay edenden daha hayırlıdır. Ya. Tehlikeli bir nokta. Evet. Onun için bir anne baba aynı zamanda Peygamberimizin varisidir. Veyahut da Müslüman bir genç İslam dinini tebliğ etmekte ve irşad etmekte, insanlara anlatmakta Peygamberimizin varisidir. Peki bunu yaparken niye dikkat edeceksin? Yeryüzünde kibirli dolaşmayacaksın. Yani adam günahkardır diye ondan kendini üstün görmeyeceksin. Emir kipiyle konuşmayacaksın. Hani Habib-i Neccar Hazretlerinin Hatay'da şehit edildiği zaman bir sözü var. Diyor ki bana ne oluyor da beni yaratan Rabbime kulluk etmiyorum. Size ne oluyor demiyor. Bana ne oluyor da kendisine, beni yaratan Rabbime ben kulluk etmiyorum. Halbuki kendisi iman etmiş, kulluk ediyor da oradaki insanlar şirk üzere onları davet etmek istiyor. Yani ben yaptım, siz de yapın. Onun için İslam'da en güzel şey önce yapacaksın, sonra söyleyeceksin. Örnek olacaksın. Tabii Peygamberimiz öyle buyuruyor. İzin nefse, sümme izin nas. Önce kendine söyle, sonra insanlara söyle. Vaaz et. İnne enkeral esvat ve sautul hamir. Cenab-ı Hak buyuruyor ki, merkep seviyesine indiriyor. Yani kibirli insanlar, merkebin çıkardığı ses gibi bir ses çıkarır. Dünyada en çirkin ses de diyor, merkebin sesidir. Ramazan-ı Şerif, bizim içerimizdeki kibir duygularını, bizim içimizdeki insanlara üstten bakma duygularını alması lazım. Burada kaçırmış olabiliriz, zekat da vardır. Zekat mesela, bugün bir adam açsa seni niye dinlesin? Bir hoca konuşuyor, camiye gelmiş, borcu var, aç. Hocayı niye dinlesin adam? Veyahut da birisi ona bir nasihat etmek istiyor, bir zengin diyelim. Ama adamın cebi boş, ondan sonra boynunda borç. O adam ona bir maddi destek çıkmıyor da habire nasihat ediyor. Zekat bugün Müslümanların en zayıf noktası. Bir araştırma yapılmış. Türkiye'de insanların sahip olduğu servetin belki %3'ü, %5'inin zekatı veriliyor. Dünyaya baktığımız zaman da bizim kendi sahip olduğumuz servete nispetle, yani mali imkanlarımıza nispetle dünyada insanlara en çok yardım eden ülkeymişiz. Biz de %5'ini yapıyoruz. Bu dünyada zulüm olmasın da ne olsun yani. Onun için Allah'a şirk koşmayacağız. Namazımızı kılacağız. Zekatımızı tam olarak vereceğiz. Bunları yaparken de başımıza gelen belalara gülümseyerek bakacağız. Sonra da kibirlenmeyeceğiz. İnsanlarla eşit bir konumda muhatap olacağız. Olduğumuzu yani bileceğiz. Tabii. Allah muhafaza, tabii en büyük kibirli kimdi? Şeytandı değerli hocam. Peşinden yine Kur'an-ı Kerim'de Firavun'dan, Karun'lardan bahseder. Ebu Cehil'lerden, Ebu Leheb'lerden. Aynı şekilde onlar kibirleri vesilesiyle helak olup gittiler. Cenab-ı Hak bizleri muhafaza eylesin kibirli olmaktan. Değerli hocam peki, elhamdülillah şimdi Ramazan orucunu tutuyoruz, zekatlar veriliyor, namazlar kılınıyor. Her türlü ibadet, hayır ve hasanat insanlar, milletimiz elinden geldiği kadar yapmaya gayret ediyor. Çok şükür. Allah peki, razı olsun. Daha fazla nasip edilsin inşallah. Peki bu yapılan ameller boşa gider mi? Yani boşuna mı yapıyoruz biz bunları acaba? Bu noktada ne de söylemek istersiniz? Biraz önce de ayet-i kerimede geçti. Zerre kadar yapılan hiçbir şey boşa gitmez. Yani bugün sen bir kazadan kurtulursun da niye kurtulduğunu bilmezsin. Ama bir gün sen birisinin elinden tutmuşsundur. Birisinin çantasını taşımışsındır. Cenab-ı Hakk'ın en önemli Kur'an-ı Kerim'de vurgu yapılan özelliklerden birisi adalettir. Allah zalim değildir. Kimsenin bir zerre iyiliğini yok etmez. Bilakis Cenab-ı Hak buyuruyor ki Araf suresinde hatırladığım kadar Musa Aleyhisselam'ın kavmi Musa Aleyhisselam Tur Dağı'na gittiği zaman bir ay içerisinde tekrar puta tapmaya başlamışlar. Harun Aleyhisselam neredeyse öldüreceklermiş kardeşini. Musa Aleyhisselam onlardan 70 kişi topluyor. Bu 70 kişiyle Cenab-ı Hakk'ın huzuruna varıyor. Onlar da orada diyorlar ki yine biz Allah'ı görmeden diyor iman etmeyiz. Orada da bir azgınlık yapıyorlar tövbe kapısında.
Musa Aleyhisselam diyor ki, ya Rabbi sen bizi önceden de helak edebilirdin. Bizim içimizdeki beyinsizlerden dolayı bizi helak etme. Bizi affeyle diye. Orada Musa Aleyhisselam, ümmetlerine göre peygamberler baba gibidir. Yani baba anne evladına ne kadar şefkat gösteriyorsa peygamberler ümmetlerine daha fazla şefkat gösterir. Hemen orada Allah'a yalvarıyor. Cenab-ı Hak buyuruyor ki, ben diyor dilediğime azap ederim. Ama benim rahmetim her şeyden geniştir. Bir adam günahkar olur, Allah günahını affeder. Hiçbir karşılık beklemeden. Ama bir iyilik yaptığı zaman o iyiliğini asla kaybetmez. Hatta Kur'an-ı Kerim'de Allah yolunda infak eden kimselerle alakalı Cenab-ı Hak buyuruyor ki, sevgili hocam, yani sizin yaptığınız infaklar bir başak tanesi gibidir ki, yani ekin ekenler bilirler, bir buğday ekersin, oradan bir başak çıkar, o başaktan da 40-50 tane buğday çıkar. Buğday çıkar, evet. Ama Cenab-ı Hak buyuruyor ki, öyle bir tane gibidir ki sizin Allah yolunda harcadığınız 1 lira. O 1 liradan 7 tane başak çıkıyor. 7 başaktan 100'er tane buğday çıkıyor. Bir tane ektin, 7 başak verdi, her başakta 100 tane. Peki kaç oldu? 700 katıyla Allah veriyor. Hatta Ramazan-ı Şerif'teyiz muhterem hocam. Vaktimiz ne kadar kaldı bilmiyorum. Biraz daha vaktimiz var değerli hocam. Ramazan-ı Şerif'teyiz. Ramazan-ı Şerif'le alakalı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme Hazreti Ayşe annemizin sorduğu bir soru var. Ya Resulallah, Kadir gecesine gelirsem, denk gelirsem veyahut da bir gecenin Kadir gecesine olduğunu anlarsam nasıl dua edeyim? Ramazan-ı Şerif'in içerisinde Kadir gecesi gizlenmiş. Bu gece olabilir, yarın olabilir. Yani bizim ayın 27'sinde yaptığımız programlar semboliktir. Evet. Birinden 30'una kadar olabilir. Peki Kadir gecesi Allah'ın bir gecelik ibadete verdiği sevap ne kadar? Buyuruyor ki Kadir suresinde, Leyletül Kadri hayrun min elfi şehir. Yani ne diyor? Bir gece 1000 aydan hayırlıdır. Bir ayda kaç gün var? 30 gün var. 30 bin gecelik sevap alıyorsun. Bir gece ibadet ediyorsun. 30 bin gecelik ibadet sevabı alıyorsun. Bu yani servet kaçırılır mı ya? Hazreti Allah dediniz ya, iyilik, amel kaybolur mu? Ne kaybolması? Allah 30 bin katını veriyor. Yine bir hadisi kutsi var. Hatırıma geldi. Cenab-ı Hak diyor ki, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. İki kolumuzu açtığımız zaman kulaç ismi alıyor. Bir kulaç yaklaşır. Bir kulaç yaklaşırsa onun yine 8-10 katını yaklaşır. O yüzden demişler ki, iyilik yap, denize at. Balık bilmez de Halik bilir. Onun için sadakanın da gizlisi, reklam edilmeyeni. Yani bir iyilik yapacaksın. Öyle olacak ki onu hanımın da bilmeyecek. Onu oğlun da bilmeyecek. Öyle insanlar duyuyoruz ki babası öldükten sonra yaptığı hayırlar ortaya çıkıyor. Adamın çocuğu bilmiyor yani. O yüzden zerre kadar da olsa Allah rızası için yaptığın hiçbir şey kaybolmaz. Sana dünyada gösterir. Çünkü Allah dostlarından Kur'an'ı okumuşlar, yaşamışlar, bir takım tecrübeler elde etmişler. Yani Peygamberimizin sözü, Kur'an-ı Kerim bizim için bir numaradır. Ama İslam'ı yaşamış da bizden önce tecrübe etmiş insanların sözleri de bizim için bir yol gösterici mahiyetindedir. Diyorlar ki, İslam dininin, yani Allah yolunda çile çeken kimselerin o çilesinin safasını dünyada görmeden ölmez demişler. Yani sen bir emek veriyorsan, bugün üniversite okuyorsun, 4 yıllık işte diyelim ki, 40 sene onun ekmeğini yiyorsun. Evet. Bir yerde ustalık öğreniyorsun, ömür boyu onun ekmeğini yiyorsun. Evet. Bir çilesini önce çekiyorsun. Allah yolunda da kalktın, elini yüzünü yıkadın, bir besmele çektin, 2 rekat namaz kıldın, 700 katına kadar Allah onu verecek, asla kaybolmaz söz konusu. Yani Allah değildir. Onun ecrini vermez mi? Değil asla. Mi değerli hocam? Yani zaten kaybolmaz. Biz biliyoruz ki Cenab-ı Hak da Kur'an-ı Kerim'de Estağfirullah, ikra kitabek buyuruyor değil mi? Yani, oku kitabı ne diyecek bize? Tabii ki. Biz de o zaman kitabımızı rahat okumak istiyorsak bu dünyadayken ne yapmamız lazım? Amellerimizi bol bol yapmaya tabii gayret ki etmemiz lazım. Yani yine imanla alakalı ayetlerin yanında
اَمَنُوا وَاَمِلُوا الصَّالِحَاتِ Yani imanın şahididir aslında iyiliklerimiz. Bir adam iyi değilse imanı da problemlidir. Yani hem imanın var diyorsun, Müslümanın diyorsun, hem de kötüsün. Yani amel dediğin şey iyiliktir yani. Namaz kılmak bir iyiliktir, oruç tutmak bir iyiliktir. Zekat vermek bir iyiliktir. Bir garibanın sırtını sıvazlamak bir iyiliktir. İyi olmayan insan mümin olup olmadığını kendisi sorgulaması lazım. Dışarıdan mesela ben bir muhatabıma sen Müslüman değilsin diyemem ama kendi nefsime derim. Yusuf Hoca sen nasıl Müslümansın ya? Bir bak dün kendine. Dün bir adam senden bir şey rica etti de duymazdan geldi. Sen nasıl adamsın? Bunu ben kendime söyleyebilirim ya. Kur'an-ı Kerim'de zaten değerli hocam malumunuz Estağfirullah ve ma tuqaddimu li enfusikum min hayrin tecidûhu indallah buyuruyor evet. Cenab-ı Hak. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu yapmış olduğumuz amellerimizi kabul eylesin. Değerli hocam vaktimiz sona erdi. Çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Allah razı olsun. Değerli izleyenlerimiz yayınımız Kur'an-ı Kerim ve ardından okunacak Ezan-ı Muhammedi ile Süleyman Paşa için iftar vakti olacak. Cenab-ı Hak oruçlarınızı kabul eylesin.
تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ يَا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير صدق الله العظيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة
Hayye alel sane. Hayye alel fele. Senin rızan için oruç tuttum. Senin rızkınla orucumu açıyorum. Hamdolsun verdiğin nimetlere, sağlık ve afiyete. Beni, anne babamı ve bütün müminleri bağışla. Amin.